Merhaba dostlar. Merhabalar herkese. Umarım iyisinizdir. Bugünkü yolculuğumuz Bayrissel. Bayrissel neresi derseniz, Bayern'de bir kasaba mı diyeyim artık? Kasaba gibi bir yer ama çok böyle orijinal bir yer, güzel bir yer. Orada bizim şirketin bir toplantısı var, öyle söyleyeyim size. Ona gidiyorum. Bayiler toplantısı. Yani hani bizim şirketin ortak şirketlerinden birinin toplantısı var. Kısmetse ona gideceğim. Şimdi yola çıkmaya çalışıyorum. Siz buraları hızlı hızlı geçin diyeceğim ama çekmeyeceğim az önce. Merhabalar. Gençler, şu anda Salzburg Münih arasındaki otobandayım. Diyeceksiniz ki ne işin var orada? Vallahi şirketin bir organizasyonu var, oraya doğru gidiyorum. Kısa öz yani, başka da bir amacımız yok. Bu yolu sıra yolu yapanlar bilir. Bu yol sıra yolunda en çok kullanılan otobanlardan biri. Münih ile Avusturya arasındaki en çok kullanılan otoban. Güzel bir otoban ama iki şeritli çoğunlukla. O nedenle bu kalabalığı tam da kaldıramıyor denebilir yani. O nedenle hız limitleri genelde var burada. 100-120 civarında burada hız limiti. Öyle sınırsız hız limiti olan bir yer değil. Pardon, limitsiz olan, hız limitinin sınırsız olduğu bir yer değil. Türkçe'de bu saçmalamaya başladım. Öyle dostlar, enflasyon oranı açıklanmış Türkiye'de. Haberlere de Türkiye'yi takip etmeye devam ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye'yi cebinde taşıyanlardanız. Eşimiz, dostumuz, akrabamız Türkiye'de. Ne yazık ki yani Türkiye'deki enflasyon %78 açıklanmış galiba ama ENAG denilen diğer asıl enflasyona göre de %175 çıkmış. Bu kadar da fark olur mu ya? İnanılmaz. Muhtemelen Türkiye'ye geldiğimizde, biz bu sene yazın Türkiye'ye geldiğimizde bayağı bir fiyat şoku yaşayacağız ürünleri görünce. Her şeyin 2 misline, 3 misline çıktığını göreceğiz geçen seneye göre. Bayağı bir şok yaşayacağız muhtemelen. Hatta birçok arkadaşa göre bir senede çoğu şey 3 misline çıktı diyorlar. Yani hatta euro bazında bile fakirlemiş olabiliriz yani. Öyle bir durum var. Sizleri zaten ne yazık ki Allah kurtarsın demekten başka çarem yok. Türkiye'den izleyenler için söylüyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Umarım bu enflasyondan bütün Türkiye kurtulur. Ama dediğim gibi bu bir gurbetçi olarak bize bile resmen zarar verecek. Öyle tamam, euro 18 TL yaklaşık. Belki 17,5'tu bugün gerçi. Ama geçen sene de 10'du. Bir sene de 10'dan 17,5'a çıktı. Ama fiyatlar 2 mislinden daha fazla arttığını söylüyorlar. Zaten ENAG da onu diyor, %175. Öyle olunca açıkçası euro olarak bile fakirlemiş oluyorsun kısaca. Neyse, çok uzun tutmayayım bunu. Bu yol böyle iki şeritli. Şu anda tık 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 ediyor benim araç. Yani o bık 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 etmesinin nedeni de hız limiti 100 olarak şey okuyor. Aracın bilgisayarı. 100'ü geçme diyor bana. Birazdan Kimzi denilen bir tane burada göl var. Münih çevresindeki en büyük göllerden biri. Kimzi'nin yanından geçeceğim. Belki az da olsa kadraja girer. Girmese de azıcık çevirebilirim. Güzel de bir göl. Ha, benim gittiğim yer neresi? Burghausen'dan yola çıktım evden.
Bayrischzell denilen bir yer var. Münih'in güneyinde, Alp dağlarının eteğinde bir yer. Bayrischzell. Oradan da bazı görüntüler alabilirim. Çünkü hava tamam güneşli olmasa da video çekmek için müsait. Güzel. Ve ortam da güzel olacak eminim. Yani çok böyle nasıl söyleyeyim, bizim Karadeniz yaylaları gibi bir yer orası. Ben oraya birkaç kere daha önce gitmiştim. Bayrischzell'e. Güzel bir yer yani. Bu arada bu yol bana hep Sakarya İstanbul arasını hatırlatıyor. Burada dedim ya, Kimzi var burada yan sağ tarafta. Sakarya İstanbul arasında da Sapanca Gölü var. Sanki orası gibi böyle bir izlenim uyandırıyor bana burası. Orası da yeşillik, burası da yeşillik. Şu anda şu ağaçların hemen arkasında göl var dostlar. Ama çekemiyorum çünkü ağaçlar var. Gözükmüyor da. Ha şöyle hafiften çevirdim ama gözüktü mü acaba? Bilmiyorum. Trafiği de tehlikeye atmadan tekrar kamerayı yerine koydum. Şu an hemen dibindeyim gölün. Bu gölde yüzülüyor. Sapanca Gölü'nde de yüzülüyor bildiğim kadarıyla. Bu göl gayet temiz. Hiç yüzmedim ama kışın geldim gördüm. Geçenlerde de bir gemi turu falan yaptık. Onda da gayet güzel yerleri var yüzmek için, gözüküyor. Ve çok da derin değil yani, böyle hemen böyle derinleşen dağ gölleri gibi değil. Biraz böyle daha düz, yavaş yavaş derinleşen bir göl. Çocuk gimnazyuma gidiyor. Çocuklar daha doğrusu gimnazyuma gidiyor. Geografi, yani coğrafya dersinde bu göllerin nasıl oluştuğunu, Alp dağlarındaki buzulların bu gölleri nasıl oluşturduğunu öğreniyorlar. Onlar sayesinde ben de öğrendim. Daha önceden belki biliyorsam da unutmuşum. Buzul zamanı, yani Ice Age dediğimiz buz zamanında dağlardan büyük büyük buz kütleleri, Alp dağlarından tabi, güneye doğru kaya kaya sürte sürte geliyorlar. Zaman zaman da biraz derin kazıyorlar. Bu sürtünmeyi derin bir şekilde yapıyorlar. Orayı kazıyorlar hafiften. Kazdıktan sonra da buz zamanı da yavaş yavaş geçmeye başlıyor. Ve bu buzlar eriyor. Eriyen buzlar da tabii ki o kazdıkları bölgeyi göle dönüştürüyor. Göller o şekilde oluşuyor. Yani buraya da Alpenvorland diyorlar. Yani Alp dağlarının ön tarafı, Forland, ön bölgesi olarak geçiyor. Bu Münih ve Münih'in güneyi Alpenvorland olarak geçiyor. Güney taraf, yani Münih civarını şey yaparsanız, göz önüne getirirseniz, Almanya'nın güney bölgesi, ilginç bir şekilde Almanya'nın güney bölgesi, özellikle de bu güneydoğu bölgesi Almanya'nın dağlık, yani Türkiye'nin güneydoğusu dağlık olduğu gibi, dağlar güneyde, kuzeye doğru zemin alçalıyor. O buzlar da güneydeki dağlardan kuzeye doğru kayarak gelip işte bu Alpenvorland göllerini falan oluşturuyor. Burada müthiş bir doğal zenginlik oluşmasının nedeni de bu göller. Bu yeşilliğin nedeni de tabii ki bu göller bir nebze. Çünkü çok fazla nemlenmesini de, yani hafiften de olsa buranın ılıman kalmasını sağlıyor. Biliyorsunuz buranın rakımı, şu anda geçtiğim bölgenin deniz üstünden yüksekliği 500 metre. Yani az bir rakım değil. Hele ki enlem boylam olarak da kuzeydeyiz birazcık Türkiye'ye nazaran. Bir de 500 metre rakım olduğu için de aslında bayağı bir karasal iklim olması lazım. Ha, keza öyle aslında. Ama göllerin de verdiği nem sayesinde de bu şekilde yemyeşil burası. Yani ona, sözü ona getiriyorum. Yani bu göller, dereler filan, Alp dağlarının dan gelen karların erimesi falan derken
bu bölge bayağı bir yeşil ve tarıma müsait. Genelde arpa, buğday, mısır falan yetişiyor. Daha önceki videolarda da bahsettim. İyi yani, o şekilde güzel bir bölge burası. Kışın bu göl donuyor mu bilmiyorum ama büyük göller çok fazla donmuyor. Ufak tefek olan göller genelde donuyorlar. Belli bir yani eksi derecede 5-6 gün geçmesi lazım ki göllerin donması için, büyük göllerin donması için, yani havanın sürekli eksi derecede gidip bir hafta, iki hafta eksi olursa hem gündüz hem gece, o zaman büyük göller bile donabilir. Öyle donabiliyor ancak. O zaman da ne yapılıyor? Buz pateni yapıyorlar göller üzerinde. İnsanlar. Bakın gene 100 kilometre limiti 100 oldu burada. Nasıl kameraya çıkıyor mu bilmiyorum ama etraf, görüyorsunuz etrafı, yemyeşil, hafif dağlık, dağlar, tepeler. Bu yol böyle dümdüz Münih'e gidiyor. Dümdüz gerçekten yani. Çok böyle Münih'e az kala merkez istasyon, merkeze doğru bir sapak var. Eğer sapmazsanız Nürnberg'e kadar da gider herhalde. Öyle bir şey. Yani Nürnberg, tabii ayrılıyor yol. Stuttgart'tır, Nürnberg'tir. Yol ayrılıyor. Yol ayrımına göre artık devam etmek gerekiyor tabii. Bu arada 23 derece olmuş dışarısı. Sonuçta yaz. Yaz olduğu için hava sıcaklığı artıyor. Ah, 100 kilometre hız limiti bitti şimdi. Şimdi sınırsız oldu. Şu kamyoncukları bir geçelim. Diyeceksiniz ki şu Ford'u satmıyordun hala. Gittin Almanya'ya Ford'la gidip geziyorsun. Hakikaten dostlar, Ford'u satamadık. Çünkü Ford'dan sonra ne almak için alacağımız arabaların da fiyatı yerinde durmuyor. Yükseldi fiyatı. Benim de cebimde de ev aldığımız için filan eve de masraf ettik şöyle böyle derken pek para kalmadı açıkçası. XC90 hibrit düşünüyordum. 2018 galiba. 2018-2019 modeller var hibrit. Çok öyle aşırı bir baterisi yok tabii. Küçük bateriyle bunlar şey yapıyor. 50 kilometrelik bateri var. Ama gerçek hayatta 30 kilometre götürüyormuş. Plug-in hibriti bu XC90'ın. Neyse, sözün özü, onlar da 55 bin. Benim arabada etse etse 20 bin eder. Arada kalıyor 35 bin euro. 35 bin euroluk bir fark var. Ne yazık ki cebimde de o kadar fark yok. Para yok. Ben de bekliyorum şu anda. Yani biraz para biriktirmemiz lazım. Ne yazık ki bizde de ekonomik durumlar pek iyi değil. Tabii ki Türkiye'ye göre daha iyidirim yani. Ona bir şey demiyorum. Şimdi aşağıya yorumlarda saldırmayın sakın. Belki de Türkiye'de daha iyi durumdasınızdır. Ben bilemiyorum. Herkes kendi cebini bilir. Ama benim durum çok süper, harika değil yani. Ha, mutluyum ev aldığımız için. En azından artık ödediğimiz para, ödediğimiz taksitler belki 20 sene sonra, belki 25 sene sonra yaşayıp görürsek en azından cebimizde kalmış olacak. Kira ödüyor oluyor olsaydık 20-25 sene sonra elimizde hiçbir şey olmayacaktı. Öyle kira ödemiş olacaktık. Ne, aynı parayı da hala da ödüyor olacaktık yani. Ha, Türkiye'ye taşınırdık, kira ödemezdik filan. Türkiye'de bir evimiz olurdu. Ha, o olabilir belki, öyle bir şey olabilir ama bizim tercihimiz bu yönde oldu. Şu anda da geçen seneye nazaran ev fiyatları yükseldi, krediler yükseldi. Şu anda da açıkçası bayağı bir karda gözüküyorum yani, şey olarak, mantıklı.
bütün borsalarda orada burada şeylerin fiyatları düştü. Para, çünkü piyasadan para çekilmeye başlandı. Enflasyon var ama bir yandan da merkez bankaları piyasadan enflasyonu durdurmak için Avrupa Merkez Bankası olsun, İşte Amerikan Merkez Bankası, Federal Merkez Bankası olsun, piyasadan para çekmeye çalışıyor. Piyasadan para çekilince de faizler yükseliyor. Çekerken yani piyasadan para çekmek için faizleri yükseltiyorlar. Öyle olunca da enflasyonu biraz durdurmaya çalışıyorlar bu sayede. Ve piyasadan para çekilince, söyleyeceğim oydu. Borsadaki şirketlerin, hisse senetlerinin, işte kripto paraların, ki benim de orada biraz şeyim var, ne yazık ki zararım var. Hepsi düştü, fiyatları düştü. Ama ev fiyatları şimdilik düşmedi. Hiçbir dünyada hiçbir şekilde düşmedi. Türkiye'de buna dahil. Öyle yani. Araba alamadık. Almayacağım da herhalde. 2023 ola hayrola diyoruz. Bekliyoruz. 2023 Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri geçersiz kılınınca buraya ünlem koyun. Öyle bir şey yok çünkü. Öyle bir şey yok çünkü. Sakın ha sakın inanmayın böyle saçma sapan şeylere. Neyse. 2023'te belki alırız ya XC90. Şimdilik boş verdim. Bitti. Biz memnunuz ya. Ha 2023'te senin bu Ford, senin derken benim yani, benim bu Ford Galaxy Titanium'u almak isteyen olursa kendisiyle konuşuruz. Bakımları güzel, zamanında yapılmış. Trigger kayışı, kayış demin de zinciri değişmiş. Araç kayış, bunda kayış var, pardon, zincir. Trigger'ini geçen sene değiştirtmiştim. Bu sene, geçen sene lastikleri de yeni taktırdım. Hala yepyeni duruyor. O şekilde yani. Gayet memnunum ya arabadan. Sıkıntımız yok. Ama bir kere arabanın, biliyorsunuz o bahsettim. Ha bir de şeyi değişti işte, o bahsettiğim şey. Yakıt pompası değişti. Dizel. Hoh durup pompe. Onun işçiliğiyle beraber 1600 euro ödemiştim. Onun acısı hala içimizde duruyor. O da zaten 100 binde 200 bin arası değişiyormuş. Değişmesi gerekiyormuş. Öyle değişmiş oldu. Yani gördüğünüz gibi benim arabada şu anda 100, görmediğiniz gibi daha doğrusu, 149.600 kilometrede şu anda. Tabii ki kilometre arttıkça araçların değeri düşer. Almanya'da, Türkiye'de de öyle. Almanya'da daha da öyle. Ama bakımlarını da şeyini de zamanında yaptırdığım için ben memnunum ya. Nereye sürmeye devam edeceğim ben bu Ford Galaxy'yi. Bu arada bu Türkiye'de bu araçtan yok pek ya. Ya Ford S-Max var Türkiye'de. Aslında neredeyse aynı kasa. Bu biraz daha böyle yüksek gidiyor, arka tavanı falan yüksek. Arka en arka koltukları daha rahat. 7 kişilik, yani S-Max'larda da var 7 kişilik ama onlardan bunun 7 kişilik versiyonu. Yol 3 şerit oldu. Münih'e yaklaşmadım da. Yani Münih'e biraz böyle daha yakın diyelim. O yüzden şeridi arttırdı tabii. Nasıl ki İstanbul'a yaklaşınca şeritler artıyor onun gibi. Şeyden bahsetmek için videoyu, devamını açtım. Az önce ben depoyu fulledim. Otobanda fullemedim hem de. Otobanlarda benzin daha pahalı. Yakıt daha pahalı. Ben şeyde fulledim. Traunstein denilen bir yer var. Yol üstü. Orada fulledim. 123 euro ödedim. Dostlar. Ve daha 80 kilometrelik bir yakıt vardı. 80 kilometrelik yakıt tabii ki bir şey değil. Çok az bir yakıt vardı ama depoda. Yani o yakıt da olmasa demek ki depo 130 euroya falan fullenecek. Tam böyle full yapayım, sıfırdan full'e çıkartmak istesem 130'a fullenecek. Gerçekten çok yüksek bir rakam yani. Tabii ki tamam, Türkiye'de diyeceksiniz ki 130 birim falan, ama burada da kazandığımız birimler düşük dostlar ya. Çok fazla
yüksek birimlerde para kazanmıyoruz. Öyle olduğu için de 130 birim, evet birim diyelim. 130 birim bize de yüksek geliyor. Çünkü biz 60'a 70'e doldurmaya alışmışız. Bura mı ya? Bura diyor harita 450 metre sonra saptıyor. 450 metre var mı? Var. Başka sapak yok. Evet. Burası işte benim Bayrişsel'e sapacağım yer olarak gözüküyor. Hatta şurada tabelada yazıyor olması lazım. Fishbowl Finding. Bayrişsel yazmıyor ama harita Bayrişsel'e buradan gidiliyor diyor Google Maps. Google Maps'e inandık gidiyoruz. Kaza. Az önce kamera devrildi ama şöyle bir çekeyim sıraları dostlar bir görün işte ya. Nasıl memlekete bakın ya. Adamların memleketi. Artık bizim de çocukların memleketi diyebilirim. Adam dağın başında güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretiyor. Hatta fazlasını bile üretiyor olabilir. Bilmiyorum tabii ne kadar ürettiğini. Çatısını olduğu gibi kaplatmış. Buralar böyle işte. Daha iyi, daha geniş geniş arkası. Ama kasa aynı. Ford Mondeo motoru, işte Ford Mondeo parçaları. S-Max da öyle, Galaxy de öyle. Pek bir değişik, hiç farkı yok. Bayağı bir muhabbet ettim. Videonun devamı olur mu bilmiyorum. Şimdilik muhabbeti keseyim. Devamında aslına bak 100 diyor ya hız. Hemen sağa geçeyim. Arkadan sıkıştırıyor ama hız limiti 100 şu anda. Almanya'da da maaşlara bir zam yapsalar ya. Türkiye'deki Allianz zam yapmış. E-maillerini gördük. İnşallah buradaki Allianz da biraz zam yapsa iyi olur. Bu enflasyon karşısında sıkıntımız yüksek. Neyse ki ev aldım. Kiraya zam gelme olasılığı yok. Çünkü kirada değilim. Taksitim var. O da sabit. Neyse ki oradan bir rahatım. Bir 10 sene taksitim sabit. Taksit ödüyoruz. 10 seneden sonra tekrar yapılandıracağız krediyi. Göreceğiz bakalım neler oluyor. Kalan miktara 1.4'ten faiz işlemeye devam ediyor bu yandan. O 1.4'ü 1.4'te faiz işlenecek. O kalan miktarı tekrardan krediye bağlayıp taksitlendirme işlemi yapacağız. 9 sene sonra bu arada 10 değil. Allah'ım inşallah çıkmazsın. Videonun devamında görüşelim. Şimdi bütün yolu çekmeyeyim ben size. Camı açmak istiyorum birazdan. O da gürültü yapacak zaten. Boş verin. Kapatıyorum.